10. soruyla devam ediyorum çocuklar. Petek'in belirttiği işlem zihinden yapılırken hangi basamaktaki rakam 2 azaltılmalıdır? Zihinden işlemlerimizi nasıl yapıyorduk? Ya en yakın 10'luğa yuvarlayıp çıkartıyorduk ya da en yakın 100'lüğe yuvarlayıp çıkartıyorduk. 200 zaten 100'lüğe yuvarlanmış halinde ya da 10'luğa yuvarlanmış halinde. Onda herhangi bir oynama yapmama gerek yok. Fakat 8354'ü en yakın 10'luğa yuvarlayarak bir bulalım. 8354'ü en yakın 10'luğa yuvarlarsam 8350 sayısını elde ederim. Eksi 200 yaparsak da sonucumuz ne olur? 8150. Hangi basamak buradakine göre 2 azalmış oldu? Buradaki yüzler basamağına bakıyorum 1. Buradaki yüzler basamağına bakıyorum 3. 3 eksi 1. Aradaki fark 2 olduğu için bizden de bunu sordu, bizden de bunu istediği için cevabımız C. Yani yüzler basamağındaki rakam 2 azaltılmalıdır. 11. soruyla devam ediyorum. Önce soru kalıbını okuyorum. Buna göre Harun 3 günde kaç metre koşmuş olur? Avrasya Maratonu'na hazırlanan Harun, pazartesi günü 2800 metre koşuyor. Salı günü pazartesiden 350 metre eksik, çarşamba salıdan 120 metre eksik koşarak idman yapıyor. 3 günde kaç metre koşmuş olur diyor. Şimdi pazartesi, salı ve çarşamba yazalım şuraya öncelikle bir. P, S ve Ç yazayım. Pazartesi ne kadar koşmuş? 2800 metre koşmuş. Salı günü için ne diyor? Pazartesinden 350 metre eksik koşmuş. Yani 2800'den 350 çıkarmamız lazım. Çıkaralım. 0, 5, 4, 2450 metre koşmuş. Çarşamba için de salıdan yani 2450'den 120 metre eksik koşmuş. 0, 3, 3, 2. 2330 metre koşmuş. 3 günde kaç metre koşmuş? Pazartesi 2800 koşmuştu. Salı 2450 koştu. Çarşamba ise 2330 metre koştu. Üçünü toplayalım ve 3 günde toplam ne kadar koştuğunu bulalım. 0, 5'e 3 ekledim 8, 8'e 4 ekledim 12, 12'ye 3 ekledim 15, 5'ini yazdım 50 var 1. 1'e 2 ekledim 3, 3'e 2 ekledim 5, 5'e 2 ekledim 7. 7580 ile C şıkkı oldu cevabımız. 12. soruya bakıyoruz. Yukarıdaki işlemlerden hangi ikisinin sonuçları eşittir? Şimdi 50 ile çarpmış, 25 ile çarpmış, 100 ile çarpmış ve 20 ile çarpmış. 20 ile çarpım hariç diğerlerinin hepsini zihinden ve kısa yoldan yapabiliyoruz değil mi? 20 ile aslında yapabiliyoruz. Şimdi 50 ile çarparken bir sayıyı ne yapıyorduk? Önce 2'ye bölüyorduk, sonrasında 100 ile çarpıyorduk. 44'ü 2'ye bölersek 22. 22'yi 100'e çarparsak 2200 zihnimizden bulabiliyoruz. 66 çarpı 25. 25'e çarparken nasıl yapıyorduk? Sayımızı önce 4'e bölüyorduk, sonrasında 100'e çarpıyorduk. Eğer sayımız 4'e tam bölünemeyen bir sayıysa önce 100'e çarpıyoruz sayımızı, sonrasında 4'e bölüyoruz. 66 ile 100'ü çarparsak 6600 olur. Bu 4'e tam bölünen bir sayı ve 4'e böldüğümüzde de bu sayı 1650 olur cevap. 88 çarpı 100, yanına sadece 2 tane 0 ekliyorum 88'in 100'le çarparken. 8800 oldu. 110 çarpı 20. Nasıl yapayım? Şu 0'ı önce bir görmeyeyim. 110 ile 2'yi çarpayım. Yani 110 artı 110. Yani 220. Şimdi yanına şu görmediğim 0 ekleyeyim ve 2200 olsun. Hangisi eşit oldu? 1'i de 2200 bulduk, 4'ü de 2200 bulduk. O zaman cevap B oldu. 13'e geliyorum. Yukarıdaki işleme göre üçgen artı kare toplamı kaçtır? Şimdi 8 ile neyi çarparsam sonu 2 olur. 4'ü çarparsam 32 olabilir. Değil mi? 4'ü bir deneyelim. Üçgene bir 4 diyelim. 8 kere 4, 32. Elde var 3. 4 kere 1, 4. 3'ü de ekledik, 7. Evet, 4'müş üçgen. Şimdi şurayı toplayacağız. 2 indirmiş. 7'ye 6 eklersem 13. Elde var 1. 3'e de 1 eklemiş, 4. O zaman kare 3 oldu.
Üçgen ise 4 oldu. 4 artı 3 de 7 cevabına ulaştım. Cevap C. 14. soruya geliyorum. Yukarıdaki abaküslerde modellenen birinci sayının ikinci sayıya bölümü kaçtır? Birinci sayımız kaç? Yüzlük, onluk ve birlik. 3 basamaklı bir sayı. Yüzler basamağında 4 tane boncuk var. Onlar basamağında da 4 tane boncuk var. Birler basamağında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 448'miş bu sayı. İkinci sayımız 2 basamaklı bir sayı. Onlar basamağında 1 rakamı var. Birler basamağında da 2, 4, 6 rakamı var. 16. 448'i 16'ya bölmemizi istiyor. Hemen bölelim. 16 ile 3'ü çarparsak 48 olur. O zaman 16 ile 2'yi çarpalım ve 32 buluruz. Şimdi indirelim. 4'ten 2 çıktı 2, 4'ten 3 çıktı 1. 8'i de indiriyorum. 128'in içinde 4'ü arayacağız. 8'i deneyelim mi be? Çünkü 6 kere 8, 48. Birler basamağına ulaşıyoruz. 6 kere 8, 48. 8 kere 1, 8. Bir de elde var 4'tü. 12, 128 oldu. Ve cevabımız da 28 oldu bölümümüz. 15. soruya geliyorum. Son sorumuz. Yandaki bölme işleminde verilmeyen bölüneni bulmak için aşağıdaki işlemlerden hangisini yaparız? Nasıl yapıyorduk bunu? Bölenle bölümü çarpıyorduk ve bu sonuca kalanı ekliyorduk. Şöyle yapacağız. Bölenimiz kaç? 48. 48 ile 22'yi çarpıp bu sonucu 14'e eklememiz lazım. Bunu da C şıkkında görüyorum ve cevap C oluyor. Matematik testimizin cevapları bitti. Fen bilimlerinde görüşürüz.